Öldü. Miras hak etti ve öldü çocuk. Hocam ne yapacak çocuk mirası? Geri çocuğun annesi var. Annesine gidecek, kardeşlerine gidecek. İş çok ciddi. Bu meseleye milletin canına okudular, milletin dinini perişan ettiler. Hiç kimse burayı bilmez oldu. Vallahi Bu ilk defa kadar yeter duyuyorum mi? hocam ben bunları. Evet, sorular varsa buyur. İlk defa duyuyorum bunları diyorum. İlk, Subhanallah. işte ben de İlk sana defa diyorum ya, duyuyorum. zaten ilk defa duyuluyor bu da. Vallahi. Zavallı Ef Hoca bir tek defa televizyonda konuştu, bir daha da çağıramıyorlar. Korkudan mı çağıramıyorlar, ne yapıyorlarsa ya. Şunu söylüyorum, herkes aynı şeyi söylüyor. İlk defa duyuyorum hocam diyor. Ama Allah Kur'an'da söylüyor. Kur'an burada, biz de buradayız. Ama gelin görün ki bu meseleler hiç çözülmedi. Hiç kimse anlamaz oldu. Şimdi sizin hanıma deseniz ki, hanım 8'de 1 alacak ya, çocuğunuz var. Çocuğu olan adamın. Burada şunu düşüneceksin. Hep ölenin çocuğu diyerek düşünürsün. Bazen kadın ölür, kadının çocuğu. Bazen adam ölür, adamın çocuğu. Ölenin çocuğu diyeceksiniz yani. Sizin biz hep erkekler öldürüyor. Hep ben öldürüyorum. Geçen sene bir de bizim hanım öldürdüm. Bana bir şey geliyor mu diye baktım. Ha, kadın ölürse, kadın ölürse, kadının çocuğu varsa kocasına 1/4 miras gider. Karıya 8'de 1 gidiyordu ya, 1/4 gider. Çocuk yoksa kocasına malın yarısı gider. Allah söylüyor bunlar. Bunlar Kur'an ayetleri. Bunlar ciddi meseleler. Bir adamın bir hanımı var. İkinci bir hanım aldı. İkinci hanımın da önceki kocasından 5 tane çocuğu var. O çocuklara bu babadan miras gitmez. Niye? Adamın çocukları değil çünkü. O Ahmet Ağa'nın çocuğu yani. O hanıma da kendi hanımına giden miras kadar miras gider. Kadına ayrı. Evet. Allah razı olsun. O kadar mühim bir mesele ki bundan daha mühim bir mesele yok. Ama hiç kimse ne anlatıyor ne de biliyor. Hocam bir sorun var inşallah. Benim babam vefat etti. Siz ölün. Babamın da Biraz malı yüksek sesle söylersin. benim babam vefat etti. Bundan 20 sene önce vefat etti. Allah rahmet Biz 10 eylesin. kardeşiz hocam. 10 10 kardeşim. kardeşiz. Bizim kadar değil misin? Bak biz aynı anadan 11 kardeşiz. Anama rahmet olsun, babama Aha. rahmet İşte olsun. 11'de birisi vefat Evet, etmiş hocam. 10 kardeşsiniz. 10 kardeşiz. Miras ne? Kaç erkek, kaç kız? İşte 5 erkek, 5 tane kızım, kız var. Tamam. Ben tam ortancısıyım Evet. hocam. Şimdi şu Babanız öldüğünde anneniz var mı? Var, daha da sağ Ha, şimdi. ha. Sağ. Baban öldüğünde anneniz var. 5 de oğlan var, 5 de kız var. Evet. Tamam. Şimdi babanızın mirasının 1/8'i annenize gidecek. Yani 100 liranın 12,5 lirası annenize gidecek. Babayın annesi var mı? Ölenin. Babamın annesi yok, vefat Babası etti. var mı? O da O vefat kadar etti. mühim ki bak hele. Ölenin annesi babası olursa onlar da miras alacaklar. Hatta babası değil, dedesinin babası duruyorsa o da alacak. Hatta dedesinin dedesi duruyorsa o alacak. Yani iş o kadar mühim ki. Şimdi Yok, anne, ikisi de yok. sizin anneniz yani babayın hanımı 1/8 alacak. Evet hocam. Geri kalan 5 oğlan 10 kız kadar alacak. 5'te kız var 15. Geri kalan 87,5 15'e bölünecek, 12,5'un anan alında bir elini kızlar alacak, ikişerini de siz alacaksınız. İşiniz Allah razı kolaylaştı olsun. sizin için. Evet, Allah razı olsun. Hocam peki şey... Bir tane kardeşim vefat etti. O maskeyi bir kere indir. Korkma, kafam bozulmasın. Anlayayım diye söylüyorum. Ben kulağımda yavaş duyuyor ya onun için. Bir kardeşimiz vefat etti dedi. Hiç duyamadım. Bir kardeşimiz vefat etti dedi. Onu da miras hakkı... Ne zaman? O çocukken... Onu ben duymadım. Babamdan sonra mı vefat etti? Babamdan önce vefat etti hocam. Çok çocuktan, çocuk doğarken vefat etmiş. Baban ölmeden kardeşin biri öldü. Evet. Ha, onun da çocukları var. Yok. Hiç yok. Hiç yok. Çocuk Önemli vefat değil. etmiş. Var veya yok, ona miras gitmeyecek. Niye Tamam. gitmeyecek? Siz varsınız. 4 tane olan daha duruyormuş siz. Duruyor. Birisi öldü, 4'ü Beş duruyor. duruyor. Bu çok önemli bir şey. Buna Anlaşıldı. hani dede yetimi diyorlar, toruna miras. Babadan evvel ölen adamın çocuğuna miras gitmez. Eğer babanın ikinci bir oğlu varsa, ama oğlan değil de 100 tane kızı varsa toruna miras gider. Bunların hepsi ayrı ayrı 1600 tane meselesi olan bir ilim bu mesele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en evvel kalkacak ilim budur diyor. Kalktı. En evvel bu kalkacak diyor. Peygamberimiz söylüyor. Hocam, İlmin yarısı ama en evvel kalkacak diyor ve kalktı. Evli hocam, huzur var. 2 tane kız kardeşini diretiyorlar ki bu maldan biz alalım diye. Mesela onların durumları iyi değil. Buradakların durumu iyi. Şimdi gelelim tabiri caizse ortanın zıtlı yere hocam.
Ne yapacağız şimdi? Kızlar? Allah razı olsun. Durumu iyi veya kötü. Herkes hakkını alacak. Ben hakkımı alacağım. İstersem bacıma veririm, istersem kardeşime hepsini veririm, istersem aldıktan sonra ama almadan evvel konuşursanız bunu, şimdi bacınızla aranız iyidir, 15 sene sonra bacınızla aranız açılır, hakkımı vermedin ki alayım kardeşim der. Bunları duyduk biz yani. Peki hocam, bunun evet. rızasıyla paylaşırsa. Efendim? Bunun rızasıyla paylaşır. Mesela bizim bir bacımız anladım. Var. Bakın, diyorum ya, aldıktan sonra istediğin gibi şey et. Ama almadan bunu yaparsanız sıkıntı doğuyor yani. Siz şöyle diyebilirsin. Bacılarımız da bizim kadar alsın diyebilirsiniz. Burada problem yok. Anlaşırsanız en azından bacılarınız gavur olmazlar. O ayrı mesele. Yani evet. Onun için bu anlaşabilirseniz anlaşırsınız. Ama benim hakkımı zorla almak istiyorsa kolunu da bükerek alacağım hakkımı ya. O ayrı bir şey. Biz rıza gösterdik. Evet. Bizim bir bacımız var. Onu da erkek sahibi. Evet. Haftaya böldük. Allah razı olsun. Hocam ben de sorayım bir soru. En hayırlı işi şimdi yaptınız. Şu elinizdeki telefonlarla en iyi iş yaptınız. Bugüne kadar da hiç yapılmadı bu. İlk defa bu camide yapıldı. Bu da artık sizin bereketiniz herhalde yani. Allah razı olsun. Kardeşler, biz babam rahmetliğin mirasını bir haftada hemen bitirdik. Biz 11 kardeşiz. 3 ölmüş, 4 oğlan, 4 kız duruyoruz şimdi. Bir de analığımız var. Analık aynen ana gibi. Aman canım, bu analık bir gün karlık yapmadı, babam ona miras verir mi? Bir gün karlığa gerek yok. Babanla analık nikahlandı. Aynı odada beraber kaldıysa yatmadan evvel miras hak etti kadın. Hiç haksızlık yok. Haksızlık yok. Ve bizim analığımız bacılarımızdan daha çok aldı. Ona daha fazla düşüyor. Benden az aldı, bacımdan çok aldı. Hemen bir hafta içerisinde biz yaptık. Ne yaptınız hocam? Ne vardı Müftü babanın, babayın, neyse. Babamın Kırıkkale'de bir tek dairesi vardı. Yani bir arsanın üzerine bir daire. Müteahhide gittik, dedik ki babam ölünce hemen. Hemen gittik. 3 gün sonra gittik. Dedik ki sen bu evi alır mısın dedik müteahhide. Alırım dedi. Ancak 2 senede 3 daire veririm dedi size. Yani 2 sene içinde yaparım diyor. Biz dedik 2 sene bekleyemeyiz. Bu evi satın alır mısın sen dedik. Alırım dedi. Kaç alın dedik. 240 bin liraya dedi. 240 bin lira 3 tane daire 3 milyon ediyor. 240 bin lira bici. 100 bin lirasını peşin herkes razı oldu. Bir an evvel yapılacak bu. 240 bin lirayı aldık. Herkesin hakkını da eline koyduk. İnsanların bir kısmı dedi ki ulan bunlar ne ahmak adam ya. 3 dairenin yerine 240 bin lira. Hiç önemli değil. Bir kısmı da dedi ki ulan bunlar ne Müslüman adamlar ya. O da hiç önemli değil. Önemli olan Allah'ın emrinin yerine gelmesi. Yani insanların sözünün hiçbir değeri yok. Ve böylece hatta bir şey daha söyleyeyim madem ki hatıra. Bizim en küçük kardeşimiz Mahmut Hoca. Bu mirası biz paylaştıktan sonra babam rahmetliğin evinin duvarın kenarında atılmış hurda demirler varmış. Demir. 80 kilo onu satıyor. 80 kiloluk demiri onun parasını 5 lira, 7 lira, 9 lira mirasçılara gönderiyor. Bu iman meselesi. Bu oyun falan değil. Bunun başka şekli yok yani. Durum bu aziz arkadaş. Hocam sorudan sorabilir miyim? Evet. Bir adamın ikinci hanımı. Kimin yani, ikinci hanımı? Örneğin mesela benim kayınpederim evlendi. İkinci hanımla evlendi. Birinci hanım kayınpeder. Öldü, kayınpeder. Hanımı öldü. İkinci hanımla evlendi. Evet. Daha sonra kayınpeder de öldü. Evet. İkinci hanım şu anda sağ. Bu ikinci hanıma kayınpederin daha önceden o ikinci hanımla evlenmeden önce sahip olmuş olduğu bütün mallardan mal sahibi hakkı var mı? Miras hakkı var mı? İkinci hanımla evlenmeden önceki sahip olmuş olduğu mallardan dinin hakkı var mı? Hiç fark etmez. İkinci hanımdan evvel malı oldu veya ikinci hanım geldikten sonra 1 trilyon kazandı. Adamın mal varlığı neyse kanının hakkı var. Kadının hakkı ne burada? Adamın çocuğu var çünkü. Sizin kızınız, hanımınız var, onun kızı. Öyle olunca kadının şeyde 1/8 hakkı var. Bu sonradan aldığı hanımı adamın bütün mal varlığında, tırında, parasında, arsasında, bankada, yani hepsinde onun hakkı var. Yani kadın önceden geldi, gelmedi, adamın evvelki parası var, daha sonrası parası hiç önemli değil yani. Ama adamın mal varlığında kadının 1/8 hakkı var. Ama şimdi hocam 1/8 hakkı var derken yani 1/8 hakkı iki hanımı bölüşmüş olacak. Ama hayır, öbür hanım ölmüş bak. Yok diyor. Yok öyle. Yani onun yerine ölene miras yok. Ölmeden dursaydı yani ikinci hanım hatta üçüncü hanım dördüncü hanım olsaydı dördü beraber o 1 lirayı paylaşacaklar. Kapatabilirsin. Allah razı olsun.
Evet arkadaşlar, bu kadarlıkla yetinelim. Hocam hakkını helal et. Helal.